Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum İş Bankası, KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş. Özge Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Özge Hanım'la birlikte bugün çok önemli bir konunun altını çizeceğiz. Özellikle Türkiye gibi ekonominin büyük oranının KOBİ'lerden oluşan bir ülkede KOBİ'ler için dijital dönüşüm neden önemli? Çünkü dünya ekonomisi değişiyor. Dijitalleşme hem yurt içi hem de global rekabette KOBİ'ler için ve ekonomiler için hayati önem taşıyor. Dolayısıyla dijital dönüşümünde KOBİ'lerin Türkiye'de nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız, neler yapılmalı bu alanda, bu alandaki dijital dönüşümün Türkiye ekonomisine genel anlamda katkısı ne? Yine KOBİ'lerin tabii ki dijital dönüşümünde özellikle bankacılık ve finans sektörünün etkisi ve rolü büyük. Birçok banka, birazdan detaylarını konuşacağız İş Bankası özelinde tabii ki. Özge Hanım'la özellikle KOBİ müşterilerin dijitalleşme yolunda gerçekten büyük efor harcıyorlar. Buna biz de basın mensubu olarak dönem dönem katıldığımız etkinliklerine de şahit oluyoruz. Özge Hanım, bütün bu konulara geleceğiz ama öncelikle tabii ki dönüşüm neden önemli, dijital dönüşüm? Çünkü az önce de bahsettim, Türkiye ekonomisinin büyük çoğunluğu KOBİ'lerden oluşuyor. Özellikle pandemiyle beraber hızlanan çok ciddi bir dijital dönüşüm var. Hem iç piyasada, yurt içi piyasada hem global piyasada rekabet anlamında, öne çıkma anlamında ya da ürün ve satış performanslarını artırma anlamında kuşkusuz bu hayati önem taşıyor artık. Buna ayak uydurmayan da herhalde ömrü ticari anlamda çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çok doğru Sefer Bey. Dijital dönüşüm aslında en basit anlamıyla işletmelerin geleneksel iş süreçlerini teknolojiyi kullanarak daha etkin, verimli ve inovatif hale dönüştürme süreçleri. Bu kavram hayatımıza ilk defa bu kavramı 2011 yılında duyduk. Almanya Hanover Fuarı'nda tabii kendi yaşadığı konjonktür nedeniyle işte yaşlanan bir nüfus, enerji arzında yaşadığı problemler ve işte jeopolitik sebepler dolayısıyla bir dijital dönüşüm inisiyatifi açıkladı. Hemen arkasında da 2013 yılında stratejisini ortaya koydu. Onu diğer Avrupa Birliği üyeleri de hızla takip ederek stratejilerini koydular. Biz de ülke olarak 2018 yılında dijital dönüşüm stratejimizi açıkladık. Dijital dönüşüm artık KOBİ'ler için, özellikle sanayinin bel kemiği, ekonominin bel kemiği KOBİ'ler için bir seçenek değil günümüzde. Bu artan amansız rekabette var olabilmeleri, hayatta kalabilmeleri için en önemli yapacakları en önemli yatırımlardan biri. Neden bu kadar önemli KOBİ'lerin hayatında? Çünkü tüm sanayide çok önemli ama KOBİ'lerin hayatında niye daha önemli diye baktığımızda ne sağlayacak dijital dönüşüm KOBİ'lere? En önemlisi veriyi doğru kullanarak çok hızlı ve doğru karar alabilecekler. Operasyonel maliyetlerini düşürebilecekler. Çevrim içi iletişimle, erişimle daha fazla müşteriye ulaşıp pazar paylarını artırabilecekler. Ki bunun en önemli uygulamasını biz pandemi döneminde yaşadık hep birlikte. Pandemi döneminde dijital dönüşümünü tamamlayamamış KOBİ'lerimiz maalesef hayatlarına son vermek durumunda kaldılar. Faaliyetlerine son verdiler. O yüzden artık dijital dönüşüm KOBİ'ler için bir hayatta kalma meselesi. Dijital dönüşümü tamamlamış KOBİ'ler daha esnek ve daha dayanıklı oluyorlar. Ne sağlıyor dijital dönüşüm? Büyüme fırsatı sağlıyor, rekabet avantajı sağlıyor. O yüzden artık tartışmasız en önemli yatırım diyebileceğimiz yatırım, dijital dönüşüm yatırımları KOBİ'ler için. Ben burada bir küçük parantez de açmak istiyorum. En az dijital dönüşüm kadar önemli olan yeşil dönüşümün de ana girdisi aslında teknolojik gelişmeler, teknolojik çözümler. Kesinlikle. O yüzden yeşil dönüşümde de dijital dönüşümün bütün araçlarını kullanıyoruz. O yüzden de kim burada daha fazla ön alırsa pazar payını, pazardaki gücünü korumuş olacak. Bu yüzden KOBİ'ler için dijital dönüşüm son derece önemli diye toplayabiliriz. Çok teşekkürler bu detaylı yorum için. Peki şimdi Türkiye ekonomisinin çoğunluğu KOBİ'lerden oluşuyor dedik. Siz İş Bankası'na, Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesinde bu alana bakan aslında KOBİ ve ticari işletmeler tarafındasınız, işletme bankacı tarafındasınız. Dolayısıyla sahadaki resim çok iyi biliyorsunuz, hakimsiniz. Bu dijitalleşme ve yeşil dönüşüm dediniz. Yeşil dönüşüm serüvenine baktığınızda Türkiye'deki KOBİ'lerde nasıl bir resim var şu anda? Maalesef şöyle bir resim var. Ya çok hızlı bir ivme kazanmış bir kesim var. Bir tarafta da oldukça farkındalığı düşük bir kesim var. Yani biz bütün KOBİ'lerimiz evet dijital dönüşüme aynı şekilde ayak uydurdu, aynı tepki verdi diyemiyoruz. Ama pandemiden sonra gözlemlediğimiz şey, çok hızlı bir ivmelenme var. Bu da son derece bizi mutlu eden bir şey. Ama neden bu dijital dönüşüme diğer rakip ülkelerdeki, AB ülkelerindeki KOBİ'ler kadar hızlı cevap veremiyorlar diye baktığımızda aslında önümüzde iki tane Sefer Bey unsur çıkıyor. Bir tanesi finansman. Finansmandan korkuyorlar, finansmana erişemiyorlar. Hı-hı. Ama en önemlisi dijital okuryazarlığın son derece düşük olması, farkındalığın son derece düşük olması. Dijital dönüşüm deyince KOBİ'ler bunu çok büyük bir kavram olarak düşünüyorlar ve biz bunu zaten yapamayız, bizim buna gücümüz yetmez diye düşünüyorlar. Hı hı. Biliyorsunuz ki çok kısıtlı bir sermayeyle faaliyetlerini sürdürüyorlar ve evet, dijital dönüşümü bir maliyet kalemi olarak görüyorlar. Bir yatırım olarak değil, nasıl olsa işte bir şey harcayacağım ve bunun dönüşümünü bilmiyorum. Hı hı. Çok büyük bir kavram olarak ele aldıkları için, bunu parçalamadıkları için korkuyorlar. Hı hı. Danışmanlık oldukça pahalı bakıldığında, teknik eleman yetersizliği var ülkemizde gibi gibi, bunları ardı ardına koyduğumuzda birçok sebep KOBİ'lerin dijital dönüşümü önünde engel oluyor. Ama dediğim gibi bunları aslında ana başlıkla topladığımızda en önemli sebebi farkındalık ve finansmana erişim olarak söyleyebiliriz. Yeşil dönüşüme baktığımızda yeşil dönüşüm farkındalığı bir tık daha fazla. Çünkü biliyorsunuz 2019 yılında Avrupa Birliği, ki KOBİ'lerin ihracatının yaklaşık %50'sinden fazlasını evet, yaptığı bir bölgeden önemli bahsediyoruz. Bir pazardan bahsediyoruz. Avrupa Birliği dedi ki ben de yeşil mutabakatını yayınladı ve 2050 yılında dünyanın ilk iklim nötr kıtası olacağım. Benimle alışveriş yapacaklar da kendini buna göre hizalasın. Burada bizi en çok etkileyen tabii ki yasal düzenleme, sınırda karbon düzenleme mekanizması oldu. Artık tüm sanayicilerin, ama tabii KOBİ'ler bundan çok daha fazla etkilecek, karşısında buz gibi bir gerçek var. 2026 yılında bir vergiyle karşılaşacaklar. Hı hı. O yüzden burada ivmelenme dijital dönüşümden daha hızlı oldu. Daha farkındalık yüksek. Aslında biraz sizin de bahsettiğiniz gibi birbiriyle de ilintili iç içe şeyler. Evet, bunlar. Ama işte KOBİ'ler bunların, Avrupa Birliği zaten artık buna ikiz dönüşüm diyor. Ama bizim, hı hı, Türkiye'de KOBİ'ler bunları hala ayırıyor. Yeşil dönüşümü yapmam lazım ama onun en büyük aracının, girdisinin dijital dönüşüm olduğunu düşünmeden burada sizler de takip ediyorsunuzdur. İşte çatı gezler. Evet. İşte bu en önemli dönüşüm en çok bilinen. Çünkü bunun mali tablolarına da etkisi çok hızlı görülüyor. Hı. Hemen faturalar düşüyor, faaliyet giderleri düşüyor. O yüzden bir çıktısını, yani bunu bir yatırım olarak değerlendiriyorlar. Hı. Ama bütün bu şeylerin dijital dönüşüm olmadan olması mümkün değil. Yani karbon ölçümlemesi yapmadan karbon ayak izimi düşürdüm diyemezsiniz. Karbon ölçümlemesini nasıl yapabilirsiniz? Dijital çözümleri kullanarak yapabilirsiniz. Evet, hepsi, ikisi zaten birbirini iç içe geçmiş kavramlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Peki şimdi gelelim İş Bankası'na. Sizin burada KOBİ'lerin dijital ve yeşil dönüşümünde nasıl bir rolünüz var banka olarak? Biz geleceğin bankası olma vizyonumuz çerçevesinde sadece finansman sağlayıcı bir banka olma dışında KOBİ'lerin her zaman yanında olan, günlük hayatlarında onlara getirdiğimiz çözümlerle hayatlarını kolaylaştıran bir banka olmaya amaçlıyoruz. Bu kapsamda dijital dönüşüm yatırımlarının tabii ki finanse ediyoruz. Oldukça avantajlı finansman modellerimizle dijital olgunluk kredilerimiz var. Onları tahsis ediyoruz. Ama bunun yanında geçen programda da detaylıca sizle konuşmuştuk. Çünkü o sırada lansmanı vardı. DijiKolay diye bir platformumuz var. Hı hı. Bu platformumuza çok kıymet veriyoruz. Çünkü burada KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu üretimlerinden yönetimlerine, üretim süreçlerine, insan kaynaklarından muhasebe süreçlerine kadar tüm döngülerinde ihtiyaç duyacakları süreçlerin hepsinin çözümlerinin yer aldığı, burada faydalanabilecekleri bir platform. Platformdaki iş ortaklarımız da kendi alanlarında en etkin ve yetkin startuplar diyebiliriz. O yüzden bu çözümlerimizle, bu ücretsiz verdiğimiz çözümlerle hayatlarına dokunmayı, onların dijital dönüşümünde etkin rol almaya çalışıyoruz. Yeşil dönüşüme gelince orada da aynı şekilde yeşil dönüşüm temalı birçok çevreci kredi ürünümüz var. Bunlar da oldukça avantajlı koşullarla kullandırılıyorlar. Bunun yanında da yine aynı öbür tarafta yaptığımız gibi iş ortaklıklarımız var. Vodafone'la mesela gerçekleştirdiğimiz IoT teknoloji tabanlı bu elektrik tüketimini izleyebilecekleri, diğer taraftan bu ile su tüketimini izleyebilecekleri, işte karbon ayak izlerini ölçebilecekleri gibi bir sürü alanda danışmanlık veriyoruz KOBİ'lere. Bunun dışında bizim bank olarak da 2026 yılına kadar 300 milyar TL'lik bir yeşil finansman taahhüdümüz var. Bunu da son derece önemsiyoruz. Oldukça önemli bir tutar olduğunu, yatırım tutarı olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında da bizim kendi portföyümüzün emisyon azaltımı taahhüdümüz var. Bu enerji sektöründe %61. İnşaat sektöründe, demir çelik sektöründe %10. Çimento sektöründe de %21 düzeyinde emisyon azaltımı yapacağız portföyümüzde. Bizim KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlar oldukça fazla, dediğim gibi. Çok da önem verdiğimiz bir konu bu dönüşüm. Yani sizin İş Bankası örneğinden gittik. Gerçekten bankacılık sektörü, finans sektörünün bu anlamda burada ağırlıyoruz konuklarımızı. Bu farkındalığı artırma ya da dijital okuryazarlık tarafını artırmada gerçekten çok etkin bir rolü var. Tabii bilmiyorum bu yurt dışında farklı ülkelerde nasıl ama Türkiye gerçekten bu anlamda oldukça etkili bir politika izliyor diyebiliriz bankaları. Evet, bankalar bizim dışımızdaki finans kuruluşları da aynen sizin söylediğiniz gibi sivil toplum örgütleri. Çünkü artık bu bizim için artık bir eşikteyiz. Bir sıçrama yaşanması gerekiyor. Onun için de herkesin işte elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz bugüne kadar sizin söylediğiniz gibi bir sürü OSB'de dijital dönüşüm için, farkındalık yaratmak için eğitimler düzenledik, paneller düzenledik. Ama artık daha farklı bir şey yapılması gerekiyor. Çünkü artık farkındalığın sağlanmış olduğu ve bir adımın atılması, bir sıçramanın yaşanması gereken bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. O yüzden de farklı çalışmalar da yapıyoruz. Şimdi herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor dedik. Bu taşın altına koyduğunuz projelerden bir tanesi de MES'le oldu. 20 Şubat'taydı. Ben de katıldım. Çok etkileyici bir etkinlikti gerçekten. Yayın öncesi de üzerinde konuştuk. Türkiye İş Bankası ve MES'in Max Teknoloji Merkezi işbirliğiyle 100 KOBİ'nin ikiz dönüşüm yolculuğu diye bir projeye başladınız. Detaylarına gireceğiz birazdan. Projenin detaylarına geçmeden bu ikiz dönüşüm nedir? Az önce biraz bahsettiniz ama biraz açalım onu. İkiz dönüşüm için ne gerekiyor? Neden önemli? Bu projede neler var? Çünkü az önce de bahsettiğim gibi oraya katılan basın mensubu arkadaşlarla da konuştuğumuzda 20 Şubat'ta sohbet ettiğimizde gerçekten hani hem etkinlikte hem İş Bankası Genel Müdürü Sayın Hakan Aran'ın hem MES Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Bey'in o çizdikleri vizyonlar ve bu ikiz dönüşüm tamamlandığında aslında Türkiye ekonomisine rakamsal olarak katkı sunacak fayda da çıktı da büyük önem taşıyor sanki ekonomi için. Evet, ikiz dönüşüm aslında işte biraz önce de bahsettiğimiz gibi dijital dönüşümle yeşil dönüşümün bir arada olduğu bir kavram. 2019 yılından beri Avrupa Birliği zaten artık yeşil ya da ikiz demiyor, o kavramları bıraktı. Yeşil ya da dijital demiyor, ikiz dönüşüm diyor. İkisini bir arada söylüyor. Çünkü bunlar aslında ayrı zamanlarda ortaya çıkan kavramlar olmakla birlikte bugün geldiğimiz noktada bunları ayırmak mümkün değil. Biraz önce de konuştuğumuz üzere sizin de söylediğiniz gibi bunları birbirine tamamen bütünleşik hale gelmiş. Yeşil dönüşümü dijital dönüşüm olmadan gerçekleştirmemiz, akıllı fabrikaları kurmamız, yeşil üretim yapmamız mümkün değil. O yüzden Avrupa Birliği bunu artık tek bir kavram olarak görüyor. Bunun dışında işte EBRD gibi kuruluşlar da kredi verirlerken artık bunu bir ikiz dönüşüm diye şartlıyorlar. Yani yeşil de bunu yap, dijital de bunu yap gibi değil. O yüzden bu aslında kabul edilmiş, kabul görmüş bir kavram. Türkiye'de artık bunu kabul etme ve bunun üzerine gitmeli. Çünkü dediğim gibi bir artık sanayi devrimi gibi bir noktada eşikteyiz. Bizden önce çok önce başladı. 2011 yılından beri bu dönüşüm üzerine çalışıyor Avrupa Birliği ülkeleri, Hindistan, Çin, Amerika ve korkunç yatırımlar yaptılar. Bizim buna yakalamamız için biraz önce söylediğim gibi gerçekten büyük bir sıçrama yapmamız lazım. İvme kazanıyor, hız kazanıyor. Özellikle KOBİ'ler üzerinde söylüyorum. Ama Onlar çok daha hızlı olduğu için aradaki açık maalesef gitgide açılıyor. Bizim tek başına büyük sanayi kuruluşlarıyla bu sıçramayı yakalamamız mümkün değil. Bir katalizör KOBİ'ler bu ekonominin içerisinde. İkiz dönüşüm de çok büyük bir kaldıraç. Bunu böyle değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bizim artık verimli ve katma değeri yüksek üretim yapmamız lazım. Teknoloji endüstrisine ve yeşil dönüşüme odaklı bir sanayi politikası gütmemiz gerekiyor. İkiz dönüşüm işte aslında tamamen bu. Onun için de çok kıymetli ve herkesin gündeminde olması gereken, zaten herkesin de gündeminde şu an geldiğimiz noktada. Çünkü bunu eğer kaçırırsak bunun telafisi yok. Hani arada zaten çok uzun bir zaman var. Onun için çok hızlı hep birlikte yol almamız gereken bir dönüşüm. Peki şimdi bu... Pardon. Çok pardon. Ve bunun için de ikiz dönüşüm için ne gerekiyor diye sormuştunuz. Evet. Çok uzun vadeli. Çünkü ikiz dönüşüm aslında gidilecek bir nokta değil. Bu bir uzun vadeli bir süreç. Burada da uzun vadeli bir vizyon olması lazım. En önemlisi bu. Hem şirketlerin böyle bir vizyon olması lazım. Hem finans sağlayıcıların böyle bir vizyon olması lazım. Hem de kamunun böyle bir vizyonu olması lazım. Ve tabii ki çok büyük yatırımlar. İkiz dönüşümün gerçekleşmesi için bu iki unsura eş anlı ihtiyacımız var. Peki şimdi bu Max'le birlikte gerçekleştirdiğiniz proje hakkında biraz bilgi alalım. Ne kadar sürecek? Bu projeyle ne hedeflendi? 100 tane KOBİ var burada. Yani projenin isminde anlaşılacağı gibi. Bu KOBİ'ler hangi kriterlere göre seçildi? Hangi sektörlerden? İşte Türkiye'nin hangi bölgelerinden? Tabii. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani neden böyle bir proje yaptık? Aslında biraz önce söylediğim gibi artık birilerinin farkındalık dışında biz dahil bir şey yapması gerekiyor diye düşündük. Ve bu yapılan şey öyle bir şey olmalı ki ölçülmeli, sonuçları çıkmalı, sonuçları uluslararası düzeyde raporlanmalı ve bir ilham kaynağı olmalı. Yani bizim en çok istediğimiz şey bu. Yani bu tamamen burada bu vizyonla çıkıldı. Bir ilham kaynağı olalım. Hem KOBİ'lere ilham kaynağı olalım. Hem bizim gibi finans sektöründeki diğer oyunculara ilham kaynağı olalım. Ve hep birlikte elimizi taşın altına koyarak bu sanayi devriminde önemli bir paya sahip olalım. Bu tabii tek başımıza finansman olarak yapabiliriz ama tek başımıza gerçekleştirebileceğimiz bir proje değildi. Bunun çok boyutu var. Biraz önce saydım. Burada çok iyi bir iş ortağı bulmamız gerekiyordu. Ve uzun süre araştırdıktan sonra karşımıza Max çıktı. Max Metal... Çok özür dilerim. Özgür Bey de o gün söylemişti yanlış hatırlamıyorsam projenin sizden geldi. Bizden, evet, proje bizden geldi. Biz iş ortağı ararken bize en uygun, hem vizyoner olarak bize en uygun, hem bu istediğimiz tüm unsurları bize sağlayabilecek iş ortağı kim diye bakarken ve tabii ki Türkiye'den birisi olsun istiyoruz. Max'le karşılaştık. Aslında çok da doğru bir ortaklık. Çok doğru bir oldu gerçekten. Çok da mutluyuz. Çok da güzel bir sinerji yarattığımızı düşünüyorum. Max Sanayiciler dediğim gibi sendikasının teknoloji inisiyatifi, teknoloji şirketi. Çok etkileyici, siz de gezme fırsatı elde ettiniz. Evet. Çok etkileyici bir fabrika yapmışlar. Burada tamamen her şey dijital, 5G ile çevrilmiş bir fabrika. Ama fabrikanın bize en etkileyen yanı... İstanbul Ataşehir'de bu arada, evet, adresini tabii, söyleyelim İstanbul merak eden olursun. İstanbul Ataşehir'de, evet, bence de ziyaret edilebiliyor, gezilebiliyor. Ve herkesin aslında gezmesi ve bir umut elde etmesi gereken bir yer olarak düşünüyorum. Çok etkileyici dediğim gibi ama bize en çok etkileyen... yer şu oldu. Burada hem çok büyük sanayiciler gelip üretim yapabiliyorlar hem de çok küçük ölçekteki KOBİ'ler gelip üretim yapabiliyorlar. O denli güzel kurulmuş bir düzenek var. Sonra tabii bu yeterli değil. Bizim için en önemli Max'i seçmekte, Max'le birlikte iş ortağı olmamızdaki en önemli etken bu CoSiri diye dünyada kabul görmüş uluslararası tek geçerli dijital olgunluk ölçüm yöntemine sahip. Bunun yeşil olan da CoSiri. Bize bunu verebilecekti. Yani biz bütün KOBİ'lerimizi kendi ölçeklerinde, kendi kendilerini değerlendirerek uluslararası geçerli sahip bir olgunluk ölçme yöntemiyle ölçecektik. Biz bundan çok etkilendik. Buna başladık zaten. Ölçeceğiz ve herkese, her KOBİ'ye kendi özelinde neye ihtiyacı olduğu, hangi noktalarda hızlı kazanım yapabileceği, başka ne yapabileceği konularında fikir vereceğiz. Burada ihtiyaç duyulan finansmanda da İş Bankası olarak biz hazır olacağız. Hı hı. Bu proje uçtan uca 1,5 yıllık bir proje aslında. Ama hızlı kazanımları çok hızlı göreceğiz, net göreceğiz. KOBİ'lerimiz de bunu görecekler. Böylece bir ilham kaynağı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunun raporları yayınlanacak. İşte bunu yaptığınız zaman bu oluyor, bu noktaya geldik diye hep birlikte paylaşacağız. Neye göre seçtik? KOBİ'leri Türkiye'nin her yerine dağılmasını istedik. Böyle 23 ilde ama ağırlıkla Batı bölgesinde sanayi orada olduğu için üretim yapacaklar ve ihracatçı olmaları gerekiyor. KOBİ'leri buna göre seçtik ve tabii buna inanan bütün, yani sadece patronlarıyla değil tüm çalışanlarıyla buna inanan KOBİ'ler ve çok heyecanlılar, siz de gördünüz. Evet. İlk çalıştayımızda yaptık, ilk değerlendirme de yapıldı. Ben çok başarılı olacağını ve inşallah tüm KOBİ'lere ve bizimle aynı sektörde faaliyet gösteren oyunculara ilham kaynağı olacağımızı düşünüyorum. Özgür Hanım çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Tabii hem İş Bankası hem Max, en önemlisi de sizin de amacınız o zaten. KOBİ'ler için gerçekten o ikiz dönüşümün başarıyla gerçekleştirdiği bir buçuk yıllık süreç diliyoruz. İnşallah. Ki bunun karşılığı da ülke ekonomisine kazanç olarak döneceği için değerli katılımınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz İş Bankası İşletme ve KOBİ Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş'tu. Özge Hanım'la birlikte aslında ekonomi için çok önemli bir konuyu konuştuk. KOBİ'lerin dijital dönüşümü aslında ikiz dönüşümü, hem yeşil dönüşüm hem dijital dönüşüm ekonomi için neden önemli, Türkiye'de nasıl bir resim var? İş Bankası nasıl bir politika izliyor KOBİ'lerin dijital ve ikiz dönüşümüne katkı sunma adına bunları konuştuk. Kısa bir aranın ardından Piyasa Hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.